Türkiye, denizcilik alanında önemli bir adım daha atarak Milli Uçak Gemisi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu proje, Türk donanmasının dünya denizlerinde etkinliğini artırmayı ve bölgesel güç dengesini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Milli Uçak Gemisi, Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlık ve yerli üretim hedeflerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi konumundaki Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için çalışmalar sürüyor. Deniz Kuvvetleri'nin farklı birimlerinden uzman personelin de katılımıyla Design Proje Ofisi Müdürlüğü bünyesinde 110 kişilik uçak gemisi çalışma grubu oluşturuldu. Uçuş güvertesi için Türk savunma sanayisinin hava aracı üreticileri TUSAŞ ve Baykar ile çalışmalar yapıldı. Tekne formu belirlendi, direnç ve sevk analizleri gerçekleştirildi. Geminin pervane tasarımı da tamamlandı. Konsept tasarımı tamamlanan geminin 3 boyutlu genel yerleşimi için çalışmalar devam ediyor. Milli uçak gemisi 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde tasarlandı. Deplasmanı 60 bin ton olarak planlandı. Gemi, asgari 25 knot sürate erişebilecek ve yakıt ikmalsiz 10 bin deniz mili seyir yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Milli uçak gemisi, deniz kuvvetlerinin deniz aşırı etki ve ilgi alanlarındaki hak ve menfaatlerini koruyacak ve çok amaçlı operasyonların gerçekleştirilmesiyle ülke savunmasının daha etkin yapılabilmesi için önemli bir gücü teşkil edecek. Design Proje Ofisi tarafından geliştirilen yeni tip yumrubaş tasarımı da ilk defa milli uçak gemisinde kullanılacak. Yumrubaş tasarımıyla yakıt tasarrufunda ciddi bir kazanım elde edilecek. Ön tasarımının tamamlanmasıyla geminin detay tasarımına başlanacak. Sonrasında ise askeri tersanelerde geminin inşa süreci başlayacak. Milli uçak gemisinin %80 yerlilik oranında olması hedefleniyor. Milli uçak gemisi, Anadolu gemisinden deplasman ve boyut olarak 2 kattan daha büyük olacak. En az 2 kat daha fazla hava aracının konuşlanmasına imkan sağlayacak. Gemi üzerinde 2 kalkış, 1 iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insansız hava aracı konuşlanabilecek. Milli uçak gemisi Türk donanmasının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanıyor. Bu gemi, savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere çeşitli hava araçlarını taşıma kapasitesine sahip olacak. Gemide Kızıl Elma, Hürjet, Anka 3 ve Bayraktar TB3 birlikte görev yapacak. Ayrıca gemide gelişmiş radar ve savunma sistemleri bulunacak. Bu da hem saldırı hem de savunma operasyonlarında geminin etkinliğini artıracak. Geniş uçuş güvertesi, uçakların iniş ve kalkışlarını kolaylaştıracak şekilde tasarlanırken, geminin modern yakıt ikmal ve bakım sistemleri de operasyonel sürekliliği destekleyecek. Seyir sırası Anadolu için 9000 deniz miliyken, milli uçak gemisinde bu 10.000 deniz miline çıkacak. Ayrıca mevcut ana tahrik sistemi konfigürasyonu ile Anadolu gemisinden daha yüksek süratlere çıkabilecek. Milli uçak gemisi, Türk donanmasına önemli stratejik avantajlar sağlayacak. Öncelikle bu gemi Türkiye'nin denizlerdeki güç projeksiyonunu artıracak ve Türk donanmasının operasyonel kabiliyetlerini genişletecek. Gemi hem savunma hem de saldırı operasyonlarında kritik bir rol oynayacak ve Türkiye'nin denizlerdeki varlığını daha etkin şekilde sürdürebilmesine olanak tanıyacak. Bölgesel güvenlik dengeleri açısından da büyük öneme sahip olan milli uçak gemisi, Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz gibi stratejik bölgelerdeki askeri varlığını pekiştirecek. Ayrıca Türkiye'nin NATO müttefikleriyle olan işbirliğini güçlendirecek ve uluslararası deniz operasyonlarında daha etkin bir rol oynamasına katkıda bulunacak.